Evet, tam 4 yıllık evli Tuğçe gelinin çeyizini serdik bile. Pembe tonlarının öne çıktığı yün yelekleri, el emeği göz nuru lifleri, patikleri, her gelinin hayalini süsleyen tülbentleri ve havlularıyla muhteşem bir çeyiz var karşımızda. Bakalım her şeyi eleştirmeye hazır gelinlerimiz çeyizi nasıl bulacaklar? 4 yıllık evli gelinimiz Tuğçe gelinin çeyizlerini serdik. Tuğçe'cim, senin yaptığın bir şey var mı? Favori parçan nedir? Aslan, doğruyu söylemek gerekirse hiçbirinde elimde, emeğimde hiçbir şey yok. Çünkü böyle şeylerden anlamıyorum. Evet, dürüstüm ben. Bravo, aferin. Genelde gelinlerim dürüst yani. Tuğçe, yani bir şey mi söylemek istiyorsun? Aşk olsun ya, Aslan. Bütün gelinlerim yaparsa yapar, yapmazsa yapmam der. Değil mi? Yani. Bilemeyeceğim ne fücurlar varsa bir şey diyemem. Bilemiyoruz. Peki favori parçan hangisi burada? En çok beğendiğin, senin için en kıymetli olan? Hiçbiri. Ya. Hayır, duygulandım. Söylediğiniz şey, patiklerim benim için çok kıymetli. Sebep? Anneannem hepsini elemiyor. Rahmetli mi oldu? Yok, hayatta. Ay, Allah ömür versin, ömrüm uzadı anneannem. Böyle bir anlattı ki arkasından, anneannem bunları yaptıktan sonra diye kadın... Ay, duygulandırdın beni de şimdi ya. İptal. Anneannenin adı ne? Hacer Hanım kendisi. Hacer Hanımcığım. Aman da aman, ellerinize sağlık. Öyle bir anlattı ki vallahi kusura bakmayın. Çok güzel. Niye duygulandı ben onu anlamadım. Öyle. Ya o benim için çok değerli. Bir de dedemi kaybettik koronadan dolayı. Teşekkür ederim. Canım benim. Beni büyüttükleri için en kıymetlerim patiklerim. Yalnız bu gelin, giyiyor bu da damat musun peki? Da. Evet. Baka birini kocana giydir, birini sen giy bari. Ay çok iyi buna. Yani liflerde gördüm gelin damatı da, havlularda da gördüm ama yani yerde giyiyoruz yani patik. Türkiye'de ilk aslanım. Türkiye'de bir ilk. Çift patikler. Yani bir şey söyleyeceğim, benim de kırmızı çizgim patik. Patik seviyorum ben. Benim de kırmızı çizgim patik. Patik kadınısınız. Ben patik kadınıyım. Bu senin, hadi ver bir patik giyeyim. Ben patik kadınıyım ya. İstediğinizi alabilirsiniz. Bir dakika aslında. Giyiyorum. Şunu aç bakayım. Sen de bir bakmışsın. Aa, etiket kalmış üstünde. Etiket ne bu? Bağlı birbirine şey zannettim. Tövbe estağfurullah. Şeyler var ya, onlardan zannettim. Aç. Çoraplarda oluyor ya. Sen bence laf arıyorsun yani bir şeyler söylemek için. Boş yani. Aslında tutayım mı? Tamam, siz bakın şu güzel, bak şu şallara falan bakın. İzleyicilerimize gösterin güzel şeylerinizi. Ay! Çok şık, çok yakıştı. Patik kadınıyım ben, patik. Çok yakıştı faldın. Vallahi verebilirim size. Ben böyle oturacağım az sonra. Bak çok sevdim. Biraz oturayım, ayağım da ısınsın. Bana bak, hava ısındı gibi ama ev biraz serin. Vallahi giyebilirsiniz aslanım, size hediye edeyim. Ay etme. Ay yok. Anneanne yapmış, duygulanır ağlarız şimdi sıralarda. Sakın. Vallahi çok güzel. Ben bunu sadece giyerim, sonra çıkışta da veririm ben sana. Bunları da mı anneannen yaptı? Evet. Patiklerin hepsi. Bunu kim yaptı acaba? Onu hiç bilmiyorum ya. Kimin yaptığının aslında çok önemi yok, evet. Ama önemli olan çok güzel yapmış, evet, oldukları. Bu lizos. Evet, hani bunu böyle bebek dünyaya geldi. Evet. Öyle hastanede geziyoruz böyle. Ay, ay, gazım da var. Zamanları için değil mi bunlar? Evet. Kullandın mı bari? Hiçbirini kullanmadım çünkü sevmiyorum. Sevmiyor musun bunu? Kullanmayı sevmiyorum. Ne olacak bunlar böyle? Kalsın ki ben yarısını dağıttım komşulara. Ne diyorsun ya? Küçük kardeşimin çeyizine o verdim. O zaman kabul ediyorum bana vereceğin parçaları. Sevmiyorum, dağıtıyorum dedi ya. Ay ben de biliyorsunuz kıyamıyorum bunlara. Bunlar antika gibi, tarihi eser gibi olacak ileride. Evet. Çok güzel parçalar gerçekten. Havlular nefis. Canım misafir geldik. Biraz az buldum sanki. Yani az geldi lifimi bana. Lifimi de dağıttım. Hı-hı. Elimde kalan bunlar zaten kullanmıyorum, sevmiyorum da lifleri. Çeyiz oldukça boştu. Sadece patikler, havlular, farklı bir şey görmedik yani. Hep klasik şeyleri gördük. Bak böyle bonlar gibi. Asaliyete bakar mısınız? Evet. Gördüm. Bunlar boşça mı? Şöyle koyacağım bak. Evet. Nasıl? Çok güzel, yani çok yakıştı. Size yakıştı da. Bak şimdi bak. Aslan bence çok beğendi de. Hı, söylemek söyleyeyim. İstemiyor, fesatlık yapıyor. Ay, boş bir şey söyle, altına bir keçe bir şey koy, bunu giy dışarıda. Evet. O kadar güzel el emeği, göz nuru. Aslan bizim evimiz çok sıcak gibi. Kışında. Evet. O yüzden fırsatım olmadı yani bunları giymeye. Sen de haklısın. Bunları geldikçe giyerim. Onların hepsi teyzemlere ait. İki teyzem de o
işlerle ilgilendiler. O yılların hepsi onlara ait. Aa, açsana. Evet, çok güzel gerçekten. Getir bakayım ondan. Heh, uzat. Teyze yapmış. Evet. Onlardan. Gel bakayım. Kucak dolu sevgiler. Ah, ah. Ay. Üstüne doydu. Kapatma, kapatma. Heh. Tamam. Ah bak elbisene doydu. Evet. Ay maşallah çok yakıştı. Güle güle kullan. Bunlar çok evet. Değerli. Aynı. Evet. Bunlar hazır değil mi? Evet onlar hazır. Çeyizde mi vardı, bohçada mı vardı bunlar? Bohçanın içinde set halinde aldık. Ha, seccade. Anladım. Bu ne canım? Bu da yelek, hırka. Patikler falan da var çocuklar için. Öyle kız çocuğum olursa yapmışlar. Aa şahane. Ama bir erkek oğlu. İnşallah. Giydirmedin mi oğlana? Yok kırmızı değil. Aa, niye, yani kırmızı mont giyiyor erkekler. Aslanım şöyle. Giymiyor mu kızlar? Aslanım, yani en azından evin falan içinde giydirebilecekler var. Oğlum çok kıza benziyor. Saçları falan uzun olduğu için bunları giydirsen daha çok kız evet, diyecekler. Haklısın. Sen de haklısın doğru. Çünkü herkes her şeyi giyiyor. Ha geçen evet. Hatırlıyor musunuz Berdan Mardin'in fuşya pembesi bir takım evet. Elbise giymiş aldı desenli bir şeyler gibi. Yani ben de senin kafadayım yani. Hani erkeğin tarzı belli olmalı. Kadınınki de aynı şekilde ama şimdi böyle bir renk renkli giyinmeyi seviyor galiba erkeklerde. Evet, evet artık. Aa, sen iyi düşünmüşsün şey, canım. Çocuğa papyon falan taktığımda da kız diye seviyorlar. Ona rağmen aa, kız gibi bir çocuğum var. Ay, çok kız istiyordu. Göstersene fotoğraflarını falan. Tamam gösteririm. İnşallah Allah nasip etsin aa, yavrum inşallah. Benim. Buradan masamıza geçelim bence. Bakalım sunum masamız nasıl olacak hanımlar? Sen hiç konuşmadın bir tane. Yani aklımda bir soru var aslında. Sor da bir rahatla. Evet evet içimde kalır. Şimdi sen diyorsun ki bunların hiçbirini kullanmadım, kullanmıyorum evet. Da sevmiyorum da. Peki yapan kişiler hani bir şey demiyor mu bu konuyla ilgili? Hani neden benim kullanmadığım, hani o kadar emek verdim. Mesela çocuğum için emek vermişler. Hani hiç üstünde aşkım, görmek istemediler ya, mi? Kız... hırkası yani. Bunu tamam onu anlayabiliyorum. Diğerlerini söyle. Ama şöyle çocuğuma da mesela kaynanam, kayınvalidem işte eltiler falan böyle bir şeyler diktiler. Hı hı. Yünlü şeyler ama onu da giydirmiyorum. Hı. Sevmiyorum. Bu tarz şeyleri sevmiyorum. Çocuğuma hiç da kullanmadım. Hiç bunun muhabbetini yaptılar mı? Yok hayır sana. Yapmadılar. İyi bari. Neyse kullanabilirsiniz. Sevmiyorum. Bunları da kullanabilirsin. Nerede benim şeyim? Evde. Çok beğendiysen sen al onu da Allah rızası için bir kullan bir atlayalım. Ben şu an seçiyorum. Biz de şuradan toplayalım Aslı Hanım. Hadi sunum masasına gidelim. Hadi abi gidelim. Mustev ayıptır. Tamam. Bunlar da iyiymiş. Hadi görüşürüz sunum masasındayız. Hadi gidelim. 4 yıllık bir geline göre az bir çeyizi vardı. Yani sağa sola vermektense yavaş yavaş giyebilir, kullanabilir. En azından sevdikleri de mutlu olmuş olurdu.